Bu bir tanesi. Başka türlü türlü işler işlenir, yanlışlar yapılır. Senin de onları düzeltmek noktasında çok bir yapabildiğin bir şey olmadığı için vicdanlar ezik. Daha önce yaşadığın kutlu insanların beraberliğini de ahirete bırakmış hak Celle Celaluhu diyorsun ki vazife bitsin de çıkalım aradan. Biz de Sultan Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi Böyle böyle söylerken gönül kimisi çocuk yaşta, kimisi hacda, kimisi temizken falan derken işte işte hayatın o güzel noktası insan önüne çıkar. Nedir o güzel noktası? Bir derviş için hayatın şeyhinin güzel sohbetidir. Kalbine ışık tutan, Allah'ın nurunu akıtan o harika sohbeti. O sohbeti duyduğu zaman öyle bir imanı coşar ki o vakit öyle der işte. Elhamdülillah bugünü de gördük. Allah bugün gibi nice günlere erdirsin bizi. Celle Celaluhu. Böyle kutlu noktalardan geçirsin hep bizi. Mevla Mutaal. Kalbin aşkının izdiyat ettiği o anları yakalayabildi mi kul? İşte derviş olan kuldan bahsediyorum. Hayatın tadını aldığı anlar o anlardır. Gerisi boştur. Ölü sayarken dedi ölü sayar. Ha burada, ha toprağın altında. Sorun yok. İşte kalbimize hayat veren o sohbetlerden uzak durursak ya insanlıktan oluruz ya da ölü gibi yürürüz toprağın üstünde. Büyüklerimizin yolundan gittiğimiz zaman ancak o zaman hayat buluruz. O zaman hayat buluruz. Türlü türlü Boşla kırdılarla, boş laflarla İslam'a saldıran insanlar var bugün. Bir sürü edep yok, haya yok. Zaten öyle bir nizamda yaşıyoruz ki, öyle bir nizamda yaşıyoruz ki şu insanların çoğunluğunun en büyük değer olarak inanmış olduğu şeylere hakaretin suçu bile yok. Yok yani. Allah'a hakaret suç değil, peygambere hakaret suç değil, kitabı Kur'an-ı Kerim e hakaret suç değil, hadisi şerife hakaret suç değil. Onun için eline kamerayı alan dinsiz, eline kamerayı alan şeytanın kölesi açıyor kamerayı. İşte şu şöyleydi, bu böyleydi, atıyor tutuyor. Gelişi güzel, ağzına geleni söylüyor İslam adına. Bunlara eğer ceza kesersen insanlar sana diyorlar ki sen yobazsın. Hakaret edene ceza kesersen yobazsın. Hatta bırak ceza kesmeyi, dinine hakaret edene yanlış bir şey söylersen yine yobazsın. Yani demek istediğimiz şu ki biz ahir zamanın tam ortasındayız. Tam ortasındayız. Resul Ekrem'in buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem karaya ak diyecekler, aka kara diyecekler. Aynen öyle oluyor yani. Bu yanlış nizamdan kimler sıyrılıyor sadece? Allah'ın evliyasının elini tutanlar. Çünkü onların kalbini hangi batıl rüzgarı eserse essin yönünden de yolundan da çeviremiyor. Onun haricinde kim olursa olsun belirli bir miktarca o ana yoldan mutlaka kayıyor mutlaka gidiyor. Kimisi duygusallıkla kimisi toplumun verdiği boş şeylerle.